Modze City Side'da, Team Spartan'da T Side'da. Spartan'ın hatırlayacaksın Inferno'da büyük bir başarısı vardı. Banana'ya hızlı başladılar. Türkon'un entry'si. Şimdi tam olarak B'ye doğru entry aldıktan sonra Modze takımı hızlı bir oyun sergilemedi. Bir kill daha görüyoruz. Triko güzel tepler. Bu da ikincisi oldu. Bundan sonra herhalde B'ye girerler diye düşünüyorum. Lego bekliyor. Saksısın o. Lego'yu gördüler. Biraz da hasar almış. Az canıyla o da hemen Construction'ın içine kadar kaçtı ama bu round'u alabilmeleri gerçekten zor Modzil'in. İki tane flashları var. Kit Lego'da yine. İlk flash geldi. Biraz etkili. Enerjiyle birlikte Lego. Bir anda 3'e 3'e getirdiler. Kero çok iyi yaklaşıyor. O fırsatı değerlendirmesi lazım eğer round'u istiyorlarsa. Geç de olsa bir kill. Banana da iki oyuncu. Bu arada flashlar bitmiş. Şimdi iyi Kero'ya çevirdi durumu Kero. Elkef bire 3 kolaç almak istiyor. Hadi canım. Süper kill Elke'den. Lego ile birebir oynayacak. Lego'da kit var. Çıkmaması Elkevi lazım. Elkevi düşürmek istiyor ama Ego'nun bu roundu kazanma şansı pek kaldı mı bilmiyorum. Elkev muhteşem bir clutch. 2 kille Türko roundu açmıştı. Elkev 3 kişiye karşı son kalan isimdi. O da muhteşem toparladı. Killeri tekrar izliyoruz. Çok güzel retake diyecektim ben. Evet. Için. Evet evet evet. Kero geldi, yardım etti arkadaşlarına. Aslında iyi de savundular. Lego biraz oyalamayı başardı. Hiç canını riske atmadı. 3 oyuncu olsa bile disiplinden uzaklaşmadı Modzi defans tarafında B'de. Ama Elkev bonus çıktı. Round'un sonunda 3 kill çıkartıyor. Çok güzel bir plant savunması. 1-0 kazandı Team Spartan ve Scout'la Lego'yu görüyoruz. Deagle'lar 3, 1 CZ. Tabii 2 tane AK var. Onun için yarım armor biraz iş yapabilir. Burada round başladığında hiçbir şey yapmadı Modze. Yani o sayda geçtiler oturdular. Bu biraz sıkıntı olabilir. Scout var Lego'da. Birkaç oyuncuyu teklerse pistoller tamamlayıcı görev üstlenebilir bu noktada fakat İşi yine de kolay değil. Lego'nun armor yok. Burak Yol long smoke'ladı. Lego smoke'tan isabet bulmaya çalışıyor. Şu an mümkün olmadı. Bu arada flash'la Lego'yu yakaladılar. Burak Yol onu kolayca düşürdü. CT'ye iki oyuncu sızdırdılar. Split geliyor. Başları belada. Gaze. Evet değiyor. Yanıyor. Gaze çıkmak zorunda. İçeri sızmaya çalışıyor Burak Yol. Tabut arkasında. Kolay bir kill. Son iki oyuncuları Kero ile birlikte enerji, exit frag ve AK kovalasalar sanki daha hayırlı olur. Çok kolay oldu round Team Spartan için. Tek flash pick long tarafında Lego düştükten sonra B split ve B'deki oyuncuların da neredeyse hasar veremediğini gördük. Kero bir kill bulabilir mi? Hemen balkona döndü sanırım scout ile. Flash hemen kütüphane önüne kaçmaya çalıştı ama bakarak evet long'taki oyuncu pushluyordu. Yüzü kütüphaneye dönük olsaydı muhtemelen kör olmazdı. Galiba kör oldu Lego orada. Hiçbir şey yapamadı. Sencer enerjiyi düşürmüş. Bakalım Kero'nun üzerine gelecek. Oyunculara karşı yapabilecek bir şey var mı? Hayır. Kimseyi kaybetmedi. Spartan C4'ü kurdu. Üstüne bir de Modze'deki bütün oyuncuları düşürüyorlar. Bundan iyi bir round zaten kağıt üzerinde yok. Bir onun eşi de bu roundda görebiliriz. Ona yakın bir round. Çünkü Modzi'nin pas geçeceği bir round. Şöyle bir düşünüyorum. Bundan iyi round nasıl olur kağıt üzerinde? Herhalde bütün oyuncuları bıçaklayarak falan öldürseler. Para ödülünü daha fazla alsa. Ancak o kadar herhalde. Bundan daha iyisi kendi takım arkadaşını da bıçaklayacaksın. Reis. Banana da biraz çekingen davrandı. Kendisini çok göstermedi mantıklı olarak. Modze oyuncu da geri kaçmayı başarıyor bu sayede.
Bırak yol. Daha çok takım arkadaşları B oynarken mid oynuyor. Yalnız tek başına oynadığı için de enerji trade alabildi. Biraz dikkatli olmaları lazım. Rakipte çok fazla pistol, ekipman yokken olabildiğince az oyuncu kaybetmek isteyecek Spartan. MP5'ın animasyonunu nasıl buldun? Animasyondan çok sesi. Sesin de mi hoşuna gitti? Tabii tabii. Benim de aynı şekilde aslında. Ya, Galil'den nefret ediyorum. Galil'in sesinden. Boş teneke kutusunda böyle tahta evet, kaşık evet. Sallıyormuş gibi. Duymak bile istemiyorum ama MP5'in sesi biraz daha tabii ona nazaran daha hoş. Bekliyoruz. Yani bir şekilde Spartan zaten bu roundu %90 kazanacaktı. Motsi oyuncuları da tabii sadece bir kill bulabildiler. Şurada mesela ikili bir oyun yapabilirlerse Turko'dan AK'yi alabilirlerdi. Yine tek tek gelmeyi tercih ettiler. Yani Geis son çare. Bir tane AK var ama trade'e gelen Reis onu da yar etmedi. Bütün Motsi oyuncularını düşürdüler. 3-0. Şimdi bir rifle round'una giriyoruz. Burada işin ilginç yanı Turko headshot yedi ama sadece 9 canı gitti. Evet, bir kartal var şu anda stüdyonun içerisinde. Kanatları rüzgar yapıyor fark ettim mi? O kadar büyük. Gölgesiyle ışığı engelliyor şu anda. Kalabalık geliyor. Banana yavaş yavaş yaklaştı Team Spartan. Şimdi kum torbalığının oraya kadar kontrol ettikten sonra Modzi'nin artık bu saatten sonra site içi savunması yapma opsiyonu kaldı. A tarafında da açılmayı tercih etmediler. Apartmandan da kimse bakmıyor. Biraz pasif bir savunmayı benimsemiş ilk yarı için ama Inferno'da CT bu kadar yaslanırsa arkaya doğru T için çok fazla oynanacak alan olur. Ve 4 tane banana da birazdan smoke'larını, yanıcılarını atıp sanki rahat bir şekilde B'ye girebilirler. 4 AK'leri var. B'ye girerlerse onlar 2 kişi savunmaya çalışacak. Hiç molotof görmüyoruz. 2 tane smoke, 2 tane flashbang. Toplamda Modze oyuncularının ellerindekiler bunlar. O smoke'lardan bir tanesini de son 40 saniye kala kullanıyorlar. Yavaş yavaş anladığımız kadarıyla Spartan A'ya doğru yöneliyor. Tek oyuncu bıraktılar bana ne de. Bakalım savunma nasıl iş çıkaracak. Güzel feklediler. Short gelecek. Turko yakın mesafe. Birebir değişim. Hala sahipte bir isim var. Enerji. Bir uzaktan çok dikkatli. Yani bu kadar fazla açıkta kalınca tabii Mac'ten yakalanması zor olmadı. Durumu 2-2'ye getirdiler. Retake bekleyecek Motze. 2-2 Elkev. Geis'i düşürdü. Bakalım Nurz ne yapacak? Elkev. Bu güzeldi. Nurz'u ancak bir saniye hayatta tuttu. İlk kill aldıktan sonra çok hızlı gelen iki tane kill. Retake şansı tanımadı Elkev. Hatırlayacaksın. 2'ye 3'tü. Sencer long'daki bir oyuncuyu vurmuştu. Sonra 2'ye 3 oldu. Site'daki ismi yine vuran Elkev hatırladığım kadarıyla. Elkev'de evet. Çok iyi iş çıkardı Elkev. İlk roundda da 1'e 3 clutch atmıştı. Şu ana kadar maçın yıldızı diyebiliriz Elkev için. B'ye girmek, A'ya girmekten biraz daha zor. O riski almak istemedi Team Spartan. A'da da biraz adam kaybettiler aslında girene kadar. Ama neyse ki onlar adına roundu kazanıyor. Ve Motze'ye 4-0... Artık geriye düşürdüler. Hatta bu roundda da ellerinde sadece Deagle'lar var. Muhakkak bir entry bulup oyunu açmaları lazım mid tarafında. Şöyle bir denedi Kero. Underpass'teyiz. Bu arada B'yi dörtlemişler. Ve geliyor. Second mid'den arkalanacak. Çok ilginç.
Orada iyi bir kill çıkardı. Yani güzel estetik olmasından bahsetmiyorum da öneminden bahsediyorum. Saksım üstünde bir oyuncu var. Pek dikkat göstermedi oraya Elkev. Enerji bu sayede Elkev'i düşürdü. Gaze. Construction tarafında tabuta olmayı katacak mı? Yalnız bırak yolun pozisyonu. Çok iyi düşünmek için. Son kalan isim Lego artık. Bu SPS'i var. Lego'nun oradan sağ çıkmasına olanak tanımayacaklardır eğer kontrol ederlerse sandbox'ın arkasını. Çakla geliyordu. Sencer yalnız bıçağın soğunu hissetti herhalde belinde. Evet. Hemen döndü. İkinci rifle roundu Motze iyi değerlendirmek zorunda. Lego'da bu sefer AWP var. Tabi Spartan tarafında daha AWP görmedik. Bakalım onu mu konuşuyorlar? Elkev çekecek mi? Modze'nin AWP aldığını biliyorlar. Ona göre bir taktik oluşturabilir Spartan. Hızlı bir banan oyunu bekliyorum ben. AWP'leri olduğu için rakibin. Tercih etmediler. Mac'ten bir alabilirdi Elkev hızlı bir oyun düşünülüyorsa. Hızlı bir apartman oyunu da gelebilir. Tam olarak nasıl bir oyun kurgulanacak bilmiyorum ama rakipte AWP olduğundan dolayı genelde takımlar bunu engelleyebilmek için AWP'nin iyi oyununu, hızlı oyunu tercih edebiliyorlar. Şu ana kadar kill'lere bakınca Turkon'un 8, Elkev'in 6 kill'ini görüyoruz ama Elkev'in aldığı bütün kill'ler önem arz ediyordu. Hepsi birbirinden önemli kill'lerdi. Muhtemelen 6 kill'i toplamda 2 round'da çıkardı. Geri kalan 3 round'da hiç kill'i yok Elkev'in. Bakalım Spartan nereye oynayacak? YG'ler atıldı. Evet yavaş bir oyun görüyoruz ama 3 oyuncu mid'e çok fazla yaklaşmış durumda. Alan daraltmaya çalışıyor Motze. Bananın girişini smokladılar. Bu sayede harita bayağı daralmış olacak. Ya Spartan için. İlk kez haritada bir alan alabilmek için bir efor sarf ediyor şu anda Motze. O da banana. A'da hala çok geri yaslanık. Apartman dümdüz çıkabilir. Short, long. Yani A tarafında istediği oyunu yapabilir. Team Spartan bu biraz tabii Motze için endişe verici. Bu oyunu oynuyorsan ilk hattını vurman lazım. Yani başka şansın yok. Bu arada duvarın önünde kaldılar. Gürzbov iyi etti sanırım. Duvarın önünde kalarak arkadaşına da Friendly Fire'a sebep oldu. Turco Lurz'u arayalım derken kendi takım arkadaşını düşürdü. Kerotek. Şimdi bir rotasyon geldi. 3 kişi girecekler. Az canı var Turco'nun. Nate. 3 tane yanıcı var. Bakalım. Bir tane tabut. Hala 2 yanıcı. Vuracak artık sanırım. Evet. Lego düşürmüş. Kero yanıyor. Yandı. Çıkamadı. 3'e 1. Tabuta tuşlayacak. Sencer. Bu biraz ekstra kill oldu. Artık plant da gelecek. Yalnız 2 oyuncu da banana'dan geliyorlar. Sencer City'yi şöyle bir kontrol etti. Kimse yoktu. 2 oyuncunun banana geleceğini tahmin edebilir mi? Tabuttaki oyuncu Lego'ydu yanılmıyorsam. Onda AP vardı. Almadı. Hala City'ye bakıyor ama City'den hamle yapacak herhangi bir City oyuncusu yok. Sencer zamanlamayı kaçırabilir. İlk oyuncuyu fark etti. Bir tane EG var. Bu arada Motze oyuncuları da C4 dediğin gibi çözülüyor. Geç Sencer'i düşürdü. Arkadaşı C4'ü çözdü. 2'ye 1'de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadı Motze. Pozisyonun üstünlüğünü iyi değerlendirdiler. Friendly Fire çok talihsiz oldu Spartan için. Kesinlikle. Lurz'un kötü bir pozisyonda kaldığını düşünmüştük. Ki öyle de oldu. Evet. Ama Turco Lurz bir kill çıkardıktan sonra kendi takım arkadaşını öldürünce birden avantajı rakibe verdi. 2'ye 1'lik değişim oldu. Evet. 1'e 1 olsaydı aslında Team Spartan hiç etkilenmeyecekti. Buralara pek gelmeyecekti round. Dediğim gibi Friendly Fire orada biraz hataya zorladı Team Spartan'ı. İlk roundunu kazanıyor Motze. Tabii bir önceki rounddan yerden alınan AWP var. Hızlı bir A tercihi. Direkt longa sarkmaya çalıştılar. Kütüphane önündeki oyuncuda sanırım smoke var. Arch da smoke'lu. Biraz serbest dolaşıyor Spartan. Lego'dan güzel bir entry. Smoke pek iyi bir smoke değil yani. O smoke öyle kullanılmıyor normalde. Orada Reis Lego'yu düşürdü. Mid'de açılan oyuncuyu da fark etti Elkev. 4'e 4.
bayağı sarmış durumda Modze Sparta'nın avucunun içerisine. Hadi canım. Tümayendeki oyuncu dikkatli olması lazım. Oo. Enerjiden gelen iki kill var. Şurada üçüncüsü olabilirdi ama trade geldi Burak Yoldan. Site'da herhangi bir Modze oyuncusu yok. 2'ye 3 retake zamanı artık. Plant de yok. 59 tane çok vakitleri var. Birbirlerini beklemesi lazım Modze'nin. Hiç acele etmeden, kahramanlığa gerek duymadan yavaş yavaş yaklaşacaklar. Pite'ye bir oyuncu yerleşti. Sanırım o güzel bir yanıcı. Nereye düştü o? Aman aman, Pit'ten Burak Yol'un çok güzel teki. Cici. Elkev. Az canı vardı zaten Kero'nun. Onu buldu. Lurzbob'da bütün sorumluluk. 2'ye 1. Tek hitli oyuncu ama Elkev'den çok güzel bir çıkış. Ardından çok fazla yaşayamadı Lurzbob. Hemen Graveyard'ın önünde headshot'ı gönderdi. Elkev ilginç oynuyor. Bunda da biraz kırbaçlama var. Üçer üçer vuruyor Elkev, evet. Bu arada. Aim'ine şeye biraz dikkat et, crosshair tutumuna. Ok gibi gidiyor farkındaysan. Bir anda böyle çok ufak bir şeyleri güzel. Düzeltmeleri güzel. 6-1 ve Motze'de yine pistoller. Yine mi Hüsran. Aydınlık bir gün göremeyeceğiz. Bu güzel cumartesi sabahında bizim için sabah olabiliyor bazen. Sorma, 4 saat uyudum zaten. Gece YSL Pro League vardı. Aa, bir de şey vardı. Bir dakika. Tamam. Conor McGregor'la UFC 229'un tartı gecesi vardı bir de. Koştum hemen onu izledim. Onların da heyecanı 2-3 gün önceden başlıyor. Basın, ya bir ay, bir ay ya Alican. Basın, hayır hayır, şey, yüz yüze gelme heyecanı. Bir aydır yerimde duramıyorum. Olsa da bitse, yani hani kim kimi dövecekse artık, ne olacaksa bitsin. Ben de rahatlayayım, herkes, bütün dünya rahatlasın. Şimdi A girmeye çalışıyor Spartan ama dikkatli olmaları lazım. Eko olsa da biraz tehlikeliydi pozisyonları. Modze'nin yine de iyi karşılık verdiler, kimseyi kaybetmediler. Lego'ya bir silah alabiliyor muyuz? Biraz umutsuz mu? Nerede düştü? Hatırlamıyorum ama... Site'da da olabilir. Evet. Zaten o silahı 4'e 1'de vermezler. Pek vermemeleri lazım. Bu sinek değil galiba. Ben de o helikopter... Kuş, kuşla sinek arası bir tür. Ha, bu kadar ses yapabilmesi için kanatlarının gerçekten böyle bir avuç kadar olması lazım. Hayırlısı. Motsi'de yine mi boş geçecek? Yarım bay mı? Bir tekrar yarım bay şeklinde görüyoruz Modze'yi. Pistoller var yine. Çok iyi aslında pistol killleri gördük bugüne kadar. Jeneriklik hareketler. Bakalım bu haritada, bu maçta çıkarabilecekler mi? Aman, güzel bir şey daha. Rahat bir round başlangıcı. Burak Yol'un bu killeriyle üstüne bir de üçüncüyü alıyor. Turko enerjiyi düşürmüş. Son kalan isim Gaze. Umutsuz bir başlangıç Modze'den. Rakibe tam 8 round verdiler. Ve ancak bir tanesini kazanabildiler. O da Alver'le sonuçlandı. İşte. Tam oyuna girecek derken bütün paraları, silahları gitti Modze'nin. Yani tekrar etkili bir buy yapabilmek için bu kadar round geçmesi gerekti onlar adına da. Bu biraz tabii kötü bir başlangıç Modze'den. Team Spartan da bunun üzerine koyması lazım. Yani daha da hiç rakibinin buraya kadar getirebiliyorsan rakibini, hiç kafasını kaldırmaman da gerekiyor. Bu ileride de işlerine yarayacak önemli bir özellik. Bakalım. Entry Alkev. Banana da bu arada headshot yedi. Az canı var. Daha fazla yaşatmadılar. Gaze trade aldı. Ve B biraz yakın oynamayı tercih ediyor Gaze. Bu duvardan AWP ile taglenmesiyle sonuçlanıyor. İyi olmadı bu. 4-4'te. Şimdi B'de zaten Gaze'in canı az. Lego mutlaka takım arkadaşının yanında kalacaktır. Ya da tek başına kendisi tutup Gaze'i gönderecektir.
City tarafında bekliyor Lego. Spartan B oynayabilir. Teklediğini muhtemelen biliyorlar. Teklendiğini Gaze'in. Fake de atabilirler. Apartmanda bir oyuncuları var. Ya da A'daki oyuncuyu rotasyonu kesmesi için bırakabilirler. Birçok seçeneği var Spartan'ın. Harita tamamen açık ağzına kadar. Kero'ya biraz şans lazım. Sencer üzerine gidecek Kero'nun. Sencer bu kili çıkardı. Trey çok çabuk geldi. Çok büyük şanssızlık. Enerji. Site içerisinde 2 kill. Reis de düştü. Bir anda 3'e 2 geldi. Burak Yol Dual Beretta'yla enerjiye headshot'ı gönderdi. Şimdi kütüphaneden bir yardım. Lego. Bakın Plant. Smoke'tan bulacak mı? Hayır. Burak buldu. Daha iyisini yapıyor. 2'ye 1'e getirdi. Yalnız Gaze'in canı az. Turco büyük ihtimalle savunabilir. İlk oyuncu gölge avantajı. İkincisi de aynı yerde. Bakmıyor ama. Ses duydu. Skop açmış olabilir Lego. Biraz ilginç bir round olacak. Smoke çok kötü bir yere gitti Turco için. Lego düşürebildi çok bu iyi. Sayede Turco'yu. Yani kara talih bu sefer Turco için. Smoke samanlığın altına girdi. Beklemiyordu o kadar dibe gitmesini. Yalnız tabii önce kütüphaneden şu aldığı kill. Muhteşem değil mi? Çok güzel. Gördün mü ya? Hayır. Ben ve yani düzeltti tekrar kendisini. Evet. Büyük, ya görmüş olabilir. Emin değilim, biz buradan daha farklı görüyoruz. Biz smoke bizde tabii şey full ayarlarda olduğu için. Plant'tan su yani Plant'i boş geçtiler. Sonrasında güzel bir birebir oynadı. Arkadaşını kaybetti aslında. Özellikle short'ta gölge avantajına kurban gitti. Kendisi de aynı yerden pushlayacaktı. Neyse ki ikinci roundlarını aldı. Motze ve biraz daha artık haritaya tutunabilirler. 8-3 yani geç. Tabii ki çok geç geldi bu iki round. Ama ikinci bir rifle roundu oynamak üst üste şimdiye kadar yapmadıkları bir şeydi. Yine Elkev, yine Entry ve yine Banana. Bu sefer düşen isim ama Lurzbob. Çok kalabalık bekliyordu onları Spartan. Yine ilk oyuncuyu düşüren Spartan haritanın hakimiyetini eline aldı diyebiliriz. Yavaş yavaş mid tarafına doğru hareketleniyorlardı. A oynayacaklar. Çok tedirgin tabii Modze. B'deki tek kişilik savunma akıllarını biraz da oraya kaydırdı. Üst üste iki round kazanamayacak mı acaba Modze? İlk aldıkları roundun ardından hemen kaybetmiş ve ekonomik reset yemişlerdi. Son 25 saniye artık A'dan geri dönüş olmayacak sanki. Balkonda bekliyor Kero. 2 gelecek. Güzel bir flash değil. Bakmadan 3 kişi geçti oradan. Kero daha fazla kill çıkartabilirdi. Bu arada Turco yakın mesafede çok ilginç bir headshot. Aynısı enerjiden. Elkev düştü 2-2. Kütüphane yaklaşacak retake. 2 oyuncusu var. Güzel nate olabilir. Biraz hasar verdi Gaze'e, beklediğimden daha az. Kendisi düşse bile bu arada Turco direkt sabrederse diffuse'u vurabilir. Turco'nun pozisyonu çok iyi. Özellikle Burak Yol zaten side'dan oynuyor. Evet. Turco çatışmaya girdiğinde, özür diliyorum, Burak Yol enerjiyle çatışmaya girdiğinde Turco kendisini gösterdi. 9-2 oldu. Böylece üst üste 2 round kazanamamış oluyor tekrar. Modze gerçekten bir önceki roundun birebiri. Evet. Bu kadar talihsizlik olabilir Modze için bir maçta. Inferno'nun CT side'ında başladılar. 11 roundu geride bıraktık. Rakip 9-2 önde. Hayır, sineğe vurmaya da korkuyorum. Elim acır. Elim acır. Zehirli galiba yani. O tek renkleri falan da böyle bir garip. Tek darbeyle bu arada o düşecek gibi değil. Yine pistol, yine yarım bay. Yani bir türlü CT'de toparlayamadı kendini Motze. Ağız tadıyla kaç tane rifle round izledik Motze tarafı. Ya daha doğrusu karşılıklı rifle round izledik. Güzel bir flash. Çok geç. Gaze. Muhakkak o kili çıkartması gerekiyordu. Öyle.
Arkadaşından çok güzel aslında bir flash gelmişti ama değerlendiremedi. Baskı iyice artıyor kalan 4 oyuncuda. Belki şu Long'dan Kero bir tek bulabilir. Yani tek bulsa da gerçekten ne olacak merak ediyorum. İki vurması lazım. Ağaç tarafına çekildi. Smoke'da ama bu kadar kolay çıkarsa Burak Yol. Kero için zor bir kill olmayacak. Enerji balkon altı görmediler. Çok farklı açılardan oyuncular geliyordu, enerji üstüne pek dikkat edemedi. AK var. Kero'da üzerlerine gidecekler ama çok kalabalık bir şekilde yaylım ateşine tuttular resmen. Long'dan gelen Modze oyuncularını, killer de Spartan lehine geliyor. Round içerisinde Modze'nin çıkardığı yanılmıyorsam tek kill. Evet. Kero'dan geldi o da. Şu site içerisinde Sencer'in spreyini izleyelim. Güzel bir Güzel bir spray. sprey İki ve tane kill. çok çok ufak bir kutunun üzerinde açıklık vardı. İki tane headshot. Yine boş Modze. Umarım ikinci haritaya böyle başlamazlar. Daha dengeli, çekişmeli bir karşılaşma, en azından görsel keyfi arttıracaktır seyir zevkini. Biraz da moral bozuyor ve morali de toparlaması da çok zor. Şimdi ikinci yarıda T'ye geçtiklerinde round alsalar bile mental olarak da hızlı adapte olmaları lazım. Kero bir şeyler deniyor. Evet, Modze bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkında. Özellikle beklenmedik bir yerlerden bir kill çıkartmalarının farkında Ama hiç ama şansları yok yani. sıfır şans Evet. gerçekten. Bazen de CSGO'da da ufak bir şansa da ihtiyacın var. O kadar da değil. Evet, takımın son üyesi Lurs burada bir kill buldu USP'siyle. Şimdi Construction tarafına doğru. Molotov, oradaki oyuncu çıkacak. İyi hasar verdi Burak Yola. Neredeyse düşürmek üzereydi. Gaze. Ancak pek mümkün olmadı. Trade alındı Lego'dan. Elkef. Tekrar City'ye girmesine izin vermiyor Lego'nun. Molotov atılsa da smoke'ta patladı. Ya da pardon, suda patladı. Ya suda patlama gibi bir durum söz konusu olmaması gerek. Oo, bakıyorlar. Çok önceden bakıyordu Elkev. Çok güzel spreyini yukarıdan aşağı. Çok teknik düzeltti. Ardı ardına gelen killer tam da saksıyı bekliyordu. Reis vurmuş. Daha erken davranmış Elkev'den ama altındaki oyuncuyu da tekrar spreyini devam ettirip bulmayı başardı. 11-2. AWP Burak Yol'un elinde. Modze'nin toplamda 2 roundu var. Bir rifle roundu daha. Bir rifle roundu daha. Bakalım belki T'leri güçlüdür diyeceğim. Siz Yani bilin. bir yerlerden tutunmaya çalışıyorum aslında ama gerçekten işler hiç onlar için iyi gitmiyor. Ya şöyle bir durum var. Sparta'nın iyi bir haritası Inferno. Hatırlayacaksın 3 maç başı, kazanmıştı evet. galiba. Maç başında istatistiklere bakıyorduk takımlar için. Sparta'nın 3 galibiyeti Inferno'da gelmişti. Dust2'de biraz Modze daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu skora rağmen. Tabi Spartan'da Modze'nin gerisinde hemen bir basamak. Farkı kapatmak için bugün ellerinden geleni yapacaklar. Çok önemli bir hafta. Asıl kapışma zaten üçüncülük, dördüncü, beşinci, belki de altıncı, yani o dört takım arasında olacak gibi geliyor bana. Bakalım. B gidiyorlar gibi bir entry. Sanırım vermiyor o açıyı Motze'ye. O girmişler. Case. Ya güzel bir zamanlama ama birebir değişim istediği senaryo değil. Yani Dark tarafında da hemen yanında düştü Lurs. Yardım güzel geldi Lego. Yalnız birbirlerini göre göre bayağı bir uzun süre anlayamadılar herhalde Lego'nun ne işi var diye. Banana da bir baktı orada. 2-2 alabilir mi Motze? Vakit de daralıyor. Kit yok. Enerji. Chat bölgesindeki Aldılar. oyuncu bulması lazım. Banana'yı düşürdü Aa! yalnız. Burak Yol hala hayatta. Nasıl? Artık
sürede eriyor. Kero çok büyük avantaja sahip. C4'ü çözecek. Kiti yok. Kiti olmadığı için kaybedebilirdi. Hala var mı şans kaybetmek için bilmiyorum ama kaybetti kiti olmadığı için. Ramak kalmıştı C4'ü çözmesine. Ama o kill o kadar geç geldi ki. Evet evet. Burak Yol'u çok daha erken düşünmeleri gerekiyordu. Burak Yol'u da tebrik etmek lazım. O canlı orada o kadar fazla hayatta kalabilmek. Tabii Smoke'dan da Sencer. O biraz talihsiz düşmüş. Hayır, enerji öyle bir kill aldı ki daha kolayını vuramadılar. Asıl alınmaması kill, çıkmaması gereken kill çıktı. İşte boş kaleye gol atmak da zor bir şey bazen. Evet, bazen öyle. Team Spartan yüzü gülen taraf oldu. Geçtiğimiz roundu kazanarak. 3 FAMAS, 1 UMP'ye, 1 de Scout görüyoruz Modze için. Teklendi, Gaze. Eyvah. Kaçacak pek yeri kalmadı. Yine gidecekler Gaze'in CZ ile. Burak yok, peşini bırakmadı. B'de Gaze tabi ilk hamle yaptıktan sonra sandbox'a sıkıştı ve ona yardım götüremediler. B oynayabilir Team Spartan ekibi. İki oyuncusuyla yine Modze'nin arkadaşlarına B tarafında yardım götürdüğünü görüyoruz. Burak Yol bir diğer oyuncuyu da vurdu. Üstüne CT'yi yakalayabilir. Hayır. Vuruşunu kaçırdıktan sonra Burak Yol'u düşürdüler. 3-4 A-Side'ın kontrolünü aldı tabii biz bunu anlatırken Team Spartan. Güzel bir fake oldu. Team Spartan rakipleri düşürüp üzerine çekerken arkadaşları da A'ya girdiler. Bomboş bıraktılar. Modze biraz fazla over. Oo, geliyor bıçak. Hadi bakalım. Round gelmiyor ama bıçaklar geliyor. Enerjiden önemli bir kill 2-2'ye getirdi. Side'daki oyuncuların üstüne gidecek. Reis'i çok güzel yakaladı. Turco elinde evet. Pistolle yakaladı. Onda da zorlanmadı Turco ve 13-2 kapatıyoruz. Total Domination Team Spartan tarafında. Bu da hadi teselli hediyesi olsun ne diyelim. 13-2 çünkü muazzam bir fark. Çok iyi bir ilk maç, yarı. Bu noktada olmasa enerji belki orada bıçak atmayı bile tercih etmezdi. Riskliydi çünkü bir şekilde. 13-2. Turco yine bir clash roundıyla kapattı. Clash roundlarında da zaten Team Spartan'ın büyük bir üstünlüğü var. İlk round'dan başladı o Clutch serisi. Hı hı. 1'e 3 Elkef pistol round'unu kazanmıştı Modze'ye karşı. Ardından hiç talih Modze'ye gülmedi diyebiliriz. İçinde bulundukları durumu iyi analiz, yani iyi değerlendirdiler. Evet, geridelerdi. Geride olduktan sonra yapabileceğin neler var? Yarım baylarda, pistollerde ya da deagle'larda çıkıp bir şeyler yapmaya çalışman gerekiyor. Kero'nun bir iki tane pozisyonunu gördük. Yine banana tarafında açıldılar ama istedikleri killer bir türlü gelmedi. Roundlar bir türlü gelmedi. Team Spartan da arayı açtıkça açıyor. 11 roundluk bir fark. Hani diyorum ki Motze'nin TC iyidir belki. Yani şu anda izleyeceğimiz T'yi iyi bir oyun çıkartırlar ama bu farkı nasıl kapatacaksın? Küçük küçük. Round başlaman gerekiyor. Çok büyük bir sabır istiyor. 2-2 güzel değişim. Bir anda Lego'nun pushladığını gördük. Underpass'e de headshot. İnanılmaz bir kaos yarattılar midde. Tam olarak istenilen şekilde gelişmedi Spartan için. B'ye girecek. Büyük ihtimalle Modze oyuncuları iyice yaklaştılar. Smoke da aldı. Elkef bir kill buldu burada. İkincisini istiyor. Yalnız dikkatli olması lazım. Glocklar o mesafede tehlikeli. 2-2. Arkadaşını bekleyecektir Elkef. Armor da yok. C4'ü kurmaya çalışıyorlar. Elkef bir şekilde zorluyor ama C4 kuruldu. İki oyuncu da CT'den oynayacaklar. Hala yaklaşmış değil Elkef'e diğer arkadaşı. Ruins tarafında Elkef bir kill daha buldu. Bu çok kritikti. Şimdi clutch atma sırası Lego'da. Eğer Modze maça tutunmak istiyorsa ama onu düşüren de Reis oldu. 14-2 üst üste... İki tane pistol roundunu kazanmak Team Spartan'ı zaten oldukça rahatlattı. Bu saatten sonra Modze daha da umutsuzluğa kapılacak. Evet, tabii Team Spartan'ı da tebrik etmek lazım. Gerçekten güzel oynadılar.
Özellikle T-side'ları yiydi. Tamam, çok mu ekstra iş böyle kompleks stratejiler gördük? Hayır. Rakibini yenecek kadar yapılması gereken, hani default CSGO dediğimiz T'de, Inferno'da yapman gereken şeyleri yaptıktan sonra zaten roundlar geliyor. Modzen'in de bir türlü ekonomisini toparlayamaması var mı bir şey? Birebir. Bir Modzen tarafında tabii yani Force var. Geyiz. Ama biraz Lego... Masum. Evet. Ne değildi. Yalnız Kero trade almayı başarıyor. 2-2 oldu durum. Reis banadan ilerleyecek. C4'ü henüz almış değil Modze oyuncuları. Evet, C4'ü almak için Kero da arkadaşına yardım ediyor. Banadaki oyuncuyu düşürüp B'ye gidebilirler. A site tarafında bir oyuncu bekliyor onları. Oh, şimdi çok geç kaldılar. Banadan Reis, fakat Reis'in ikinci kill'i de bulması lazımdı. Elkef daha A'da neyi bekliyor bilmiyorum yani. Banadaki arkadaşı öldü. Kero hiç durmadan B'ye gidiyor. Son kez A döner mi diye bekledi Kero'yu. Kero fake atacak. Elkef smoke duyduktan sonra B'ye gitmeye karar veriyor bu arada. Yalnız midden gidecek. Çok ve iyi. Elinde bıçak var. Hayır, duydular birbirlerini. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu kaçıncı Clash bugün kazandı? Yani... Muhteşem bir performans şu ana kadar. Çok bekledi A'da. Bir şekilde Banana'daki arkadaş düştükten sonra B'yi ya fake'leyeceğini düşündü bilmiyorum. Dediğin gibi beklemeyi tercih etti A'da. Yalnız erkek bir türlü inanmadı. Evet. Mid'e gelene kadar da bıçakla geliyordu. Son anda bıçağı bıraktı. Kero'nun karşısına bir anda çıkınca Kero da beklemedi sanırım. Son bayları Modze'nin 15-2. Yani son rounda geldik Team Spartan için. Bitti, birebir değişim. Hızlı bir oyun deneyecek Modze. Biraz hazırlıksız yakalamaya çalışıyor. Sight hala 2. Arch vurması çok önemli Kero'nun. Elkev zorlanmadı. Silah farkı ve artık sanki roundun sonlarına yaklaşıyormuşuz gibi bir hava var. Oo. Bir anda iki bıraktılar. Bir tek iki. Bıraktı. Reis birebir. Geis'i de vurabilirmiş orta. Çok güzel düzeltti aimini Reis. Ve böylece Team Spartan Inferno haritasında ilk maçlarında Modze'yi geçmiş oldular. Tabii çok farklı bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda da daha ikinci yarı başladığı gibi kaybedilen roundlar hızlı bir şekilde haritayı bitirmiş oldu. Modze neyi sence yapamadı? Yani daha doğrusu ne eksikti de bu kadar ara açıldı? Ya şöyle söyleyeyim, çok fazla Clash round'u kaybettiler. Zaten pistol round'unu kaybediyorsunuz T takımına karşı. Oldu 3-0. Bir ekonomik evet. Sıkıntınız oluyor. Silahlı round'larda başarılı olamadılar. Hiç seriyi yakalayamadılar. Yani bir round kazandılar hatırlayacaksın. 6-1 yapmışlardı yanılmıyorsam. Evet. Onun ardından yine bir round kaybedince ekonomik reset geliyor. Bir türlü toparlanamadı ekonomik olarak. Açıkçası tebrik etmek lazım Elkev'i. Bugün bence açık ara Surfer'daki en iyi oyuncuydu. Burak Yol'la birlikte diye söyleyeyim. Aslında zaman zaman bütün oyuncular ortaya çıktılar Spartan'da. Ama yani Modze'de şöyle bir düşünüyorum. Akılda kalıcı bir performans var mı diye. Benim gelmiyor. Evet, ama tam tersi baktığımız zaman evet. Team Spartan'da birçok oyuncu görevini yapmış oldu. Talihsiz bir maç Modze için. Team Spartan'ı da buradan tebrik edelim. İlk maçlarında kazanmış oldular. Tabii Intel YSL Türkiye şampiyonası. Hani sponsorlarımızdan, ana sponsorumuz Intel. Intel'in de 8. nesil işlemcileri biliyorsunuz işte 8700K ve 8600K'lar. Şu anda zaten satıştalar ve en hızlı, en güncel teknolojiyi de destekleyen işlemciler onlar. Artık 240 Hz oyunculukta, yani 120'yi de geride bıraktık. Tek bir seçenek var. O da en hızlı oyun deneyimi için her zaman Intel. Bakalım. Şimdi biz bir araya giriyoruz. İkinci karşılaşmamızda neler olacak ben de merak ediyorum. Zannetmiyorum bu kadar ara açık olsun. Evet, Modze Dust2'de kendisini gösterecektir ve iki takıma bakınca Modze'yi birazcık daha orada avantajlı gördüğümü söyleyebilirim. Inferno'daki bu oyuna rağmen bakalım çabuk toparlanabilecekler mi? Evet, kısa bir ara tekrar birlikteyiz.